Merhaba arkadaşlar, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün ben fırında sebzeli tavuk yemeği yapacağım. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Hem çok pratik hem de çok lezzetli bir yemek arkadaşlar. Severek yapacağınızdan eminim. Şimdi ben sizi daha fazla bekletmeden malzemelerimi hazırladım. Malzemelerimi sayarak yapmaya başlayalım. Burada arkadaşlar benim 650 gram tavuk göğüsü var. Tavuk göğüs etim var. Burada 4 orta boy gördüğünüz gibi patatesim var. Şöyle 4 tane yeşil biberim var, sivri biber. 3 tane kapya biberim var. 2 tane soğanım var. 4 tane havucum var. Burada bir dolu yemek kaşığı domates salçam var. Burada baharatlarım var arkadaşlar. Hepsi 1,5 tatlı kaşığı karabiber, toz biber, kekik, tuz, pul biber arkadaşlar. Burada yarım çay bardağı sıvı yağım var. Bir çay bardağı suyum var arkadaşlar. Bütün malzememiz bu kadar. Şimdi malzemelerimi doğrayarak yapmaya başlayalım arkadaşlar. Şunu şöyle alayım. Şöyle bir borcama yapacağım arkadaşlar. Fark etmez, yuvarlak da olabilir, dikdörtgen de olabilir borcamınız. Şöyle önce tavuklarıma doğrayarak başlayalım. Böyle bu şekilde küp küp doğrayacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ben tavuk etlerini doğrayayım arkadaşlar. Daha sonraki aşamalarda görüşelim. Evet arkadaşlar, ben tavuk etlerimi küp küp doğradım. Gördüğünüz gibi. Şimdi şöyle. Borcamımı alıyorum. Böyle alıyorum arkadaşlar. Şimdi patateslerimi doğrayacağım küp küp. Çok büyük olmayacak arkadaşlar. Çok da küçük de olmayacak. Şöyle şu şekilde. Şöyle şu şekilde arkadaşlar. Küp küp doğrayacağım. Evet arkadaşlar, ben bütün patateslerini bu şekilde doğrayayım. Daha sonraki aşamada görüşelim. Evet arkadaşlar, patateslerimi de küp küp doğradım. Gördüğünüz gibi. Şimdi patatesleri de borcamına alıyorum. Evet arkadaşlar, patateslerimi de aldım borcamıma. Şöyle dağıtalım. Şimdi arkadaşlar, havuçlarımı doğrayacağım. Şu şekilde. Böyle bu şekilde doğrayacağım arkadaşlar. Eğer havuçlarınız çok kalın olursa arkadaşlar ikiye bölebilirsiniz. Bu şekilde de doğrayabilirsiniz. Ben havuçlarımı da doğrayayım arkadaşlar. Daha sonraki aşamalarında görüşelim.
Evet arkadaşlar, havuçlarımı da doğradım gördüğünüz gibi. Şimdi havuçlarımı da borcamıma alacağım. Şöyle. Kapya hazırladım. Şimdi onları da doğrayacağım. Şöyle şu şekilde. Kapya biberleri de borcamımı alıyorum arkadaşlar. Evet kapya biberlerim de tamam arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi yeşil biberlerimi doğruyorum. Evet, yeşil biberlerimiz de hazır. Şu şekilde. Evet, şöyle bir göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şahane oldu renkleri şimdiden. Şimdi sıra soğanlarımızda. Çok küçük doğramayacağız arkadaşlar soğanlarımızı. Tabii ki çok da büyük de olmayacak. Arkadaşlar siz de istediğiniz sebzeyi de kullanabilirsiniz. Evde hangi sebze varsa. Evet, soğanlarımız da şöyle üst kısma. Arkadaşlar soğanlarımı da doğradım. Ben 3 diş sarımsak da ilave edeceğim. Bu damak zevkinize kalmış bir şey arkadaşlar. Katmayabilirsiniz de sarımsakları. Evet arkadaşlar bütün malzemelerimizi doğradım. Şimdi sosunu hazırlayacağım. Evet arkadaşlar, şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi bütün malzemeleri doğradım. Borcamın içine aldım. Şimdi sosunu hazırlayacağım. Sosu için şöyle yarım çay bardağı sıvı yağım var. Şöyle bir çay bardağı suyum var arkadaşlar. Su. Burada baharatlarım var. Baharatları saymıştım arkadaşlar. Bir daha sayıyorum. Karabiber, toz biber, kekik, pul biber, tuz. Hepsi 1,5 tatlı kaşığı. Baharatı damak tadınıza göre çoğaltıp azaltabilirsiniz. Burada dolu dolu bir yemek kaşığı domates salçam var. Şöyle hepsini karıştırıyorum. Arkadaşlar su sizlere az gibi gelebilir ama su çok fazla sulu olursa haşlama gibi oluyor.
Su ölçüsü böyle yeterli. Şimdi bunu malzemelerin üzerine gezdiriyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bütün malzemeyi karıştıracağım. Fırınım arkadaşlar 210 derece alt üst falsız bir şekilde ayarladım. Isınıyor fırınımda. Evet arkadaşlar, şöyle bu şekilde karıştırdım. Şöyle göstereyim sosunda. Şimdi üzerine arkadaşlar ıslattım. Yağlı kağıdımı şöyle sereceğim. Yani yağlı kağıtla üzerini kapatacağım arkadaşlar. Yağlı kağıdımı ıslattım. Daha önce de söylediğim gibi 210 derecede fansız alt üst ayarda pişireceğim arkadaşlar. Yani 25-30 dakika kadar. Gerçi bu fırından fırına değişiklik gösterebiliyor. Şimdi ben fırınıma götüreyim yemeğimi. Daha sonraki aşamalarda görüşelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yemeğimi fırından çıkartıyorum. Şöyle. Şimdi arkadaşlar yağlı kağıdını alacağım. Oh, mis gibi. Şöyle karıştıracağım. Mis gibi olmuş arkadaşlar. Mutlaka arkadaşlar yapmanızı tavsiye ediyorum. Harika ve pratik bir yemek. Şimdi arkadaşlar yağlı kağıt üzerine sermeden bir 5 dakika daha fırında pişireceğim. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi çok şahane oldu şimdiden. Mutfağım mis gibi kokuyor arkadaşlar. Şimdi yeniden fırında şöyle 5 dakika daha pişireceğim arkadaşlar. Yarım saat pişirdim, yani 30 dakika. Şimdi 5 dakika daha pişireceğim. Yağlı kağıdı çıkarttım. Evet arkadaşlar. Yemeğim hazır. Böyle. Ah, mis gibi. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Harika bir yemek oldu. Daha önce de söylediğim gibi hem pratik hem çok lezzetli bir yemek arkadaşlar. Mutlaka tavsiye ederim yapmanızı. Yapacak olan herkese şimdiden afiyet olsun. Ben servis tabağımı alayım arkadaşlar. Ben şöyle arkadaşlar bulgur pilavı yapmıştım. Bulgur pilavıyla servis yapacağım. Harika bir yemek oldu arkadaşlar. Renk. Çok güzel oldu. Şöyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi servise de hazır yemeğim. Ben bulgur pilavı ve ayranla servis yapıyorum arkadaşlar. Sizler istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Arkadaşlar, bir videomun da sonuna geldik. Yapacak olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bize afiyet olsun. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.